1996 model Toyota Corolla. Emniyet tokası nasıl değiştirilir? Sizlere onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi emniyet kemerinin takılı olan bölümdeki emniyet tokası kırılmış durumda. Şöyle soktuğum zaman dili yakalamamakta ve aşağı doğru basık kalmaktadır. Şimdi bu nasıl sökülür ve nasıl tamir edilir, yenisi nasıl takılır, onu beraber gözlemleyeceğiz. İnternetten satın almış olduğum bu emniyet kemeri tokalarını değiştireceğim. Öncelikle 14-15 yıldız anahtar ile koltuklarımızın söküyoruz. Koltuğumuzun ön kısmında bulunan şu kapakları da çıkardığımız anda bu vidalarımızı da somunları da sökeceğiz. Koltuğumuzu yerden çıkardıktan sonra şuradaki gördüğümüz kısmı açacağız ve tokamızı çıkaracağız. Tokanın yanındaki koruyucu kısmı da aldığımız zaman gördüğünüz gibi artık tokanın somununa ulaşmış bulunmaktayım. Şimdi tokanın somununu çıkartacağım. Vidam zor girdiği için WD-40 ile yağlayacağım. Evet, şimdi daha kolay giriyor. WD-40 ile sökmüş olduğum koltuğun
yataklarını da yağlıyorum. Şimdi tokamızı taktıktan sonra artık arabamızın somunlarını yağladık ve yağladıktan sonra yerine yerleştiriyoruz. Cırcır anahtarı alırsanız bu işi daha rahat yaparsınız. Fakat cırcır anahtarınızın 14 numarasının cırcıra uyumlu olması gerekir. Benim almış olduğum lokma takımı setinde 14 numara cırcıra uymadığı için ben ayrıca bir yıldız anahtarı almak zorunda kaldım. Bu yüzden artık bu 14-15 yıldız anahtarıyla hem motorumun yağını değiştirebiliyorum. Çünkü motor yağını değiştirdiğim kapağın altındaki somun da 14 numaraya uyumlu. Bu koltuklarınkisi de 14 numaraya uyumlu. Şimdi son somunumuzu da taktıktan sonra artık emniyet kemerimizi test edeceğiz. Bakalım emniyet kemeri tokası işlevsel mi? Fakat şunu söylemeliyim ki önceki emniyet kemeri tokasının metalleri çok kaliteliymiş. Şimdiki almış olduğum ki ise adiymiş. Bir daha ya internetten satın alırken bunlar bozulduğu zaman değiştirirsem tekrar orijinal modelini şu şekilde orijinal modelini almaya çalışacağım. Çünkü gördüğünüz gibi şu kavis almış olduğum metalde yoktu ve bunun metali ve bu elemanın ağırlığı yeni almış olduğumkinden daha ağır. Yani metali daha kaliteli. Gördüğünüz gibi bakın üzerinde numarası da yazıyor. 06175 M504 sınıfı. Koltuk ki şuradaki kitin arkasında da gördüğünüz gibi bu detay mevcut. Bir dahaki aldığımda emniyet kemeri tokasındaki bu bilgilere dikkat edeceğim. Tokasını deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi işlevsel. Ama fakat ilk orijinali gibi değil tabii ki ama artık belli bir süre bununla idare edeceğiz. Gördüğünüz gibi İlk orijinali gibi olmasa da yine idare eder. Orijinalinin durumu bu şekildeydi. Çok kaliteli bir metalmiş. Plastiği de çok kaliteliymiş. Fakat yeni almış olduğum ürün tabi internetten iki tanesini 34 liraya satın aldım. Dolayısıyla da
17 liralık ürün ancak bu kadar oluyor. Şimdi diğer koltuğun emniyet tokasını da değiştireceğim. Orijinaller gidecek. Evet, iki emniyet kemeri tokasını karşılaştırdığımız zaman şu orijinal ürün soldaki, sağ taraftaki ise yan sanayi ürünü. Gördüğünüz gibi hem plastiğinde hem metalinde arada çok fark var. Diğer koltuğunda 14 yıldız anahtarla somunlarını söküyorum. Somunları sökerken dikkat edeceğimiz bir nokta var. Somunun birini başlayıp tamamen sökmeyin. Yarısına kadar getirin. Daha sonra diğer somunun yarısını sökün. Ki buradaki aparat somun tamamen çıktığı zaman koltuğun bu kısmı aşağı doğru düşecektir ve oradaki vidayı sökmenizi zorlaştıracaktır. O yüzden yarım yarım sökmeye dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi şu görmüş olduğumuz kapak, bunların üzerinde bu kapağı rahatlıkla aradan çıkarabilirsiniz. Eğer kapak varsa sizde de. Benim diğerinde kapak yoktu, sadece birisinde kapak vardı. Bunu aradan çıkardım. Evet, ön koltuğumuzla plastik kapaklarını tornavida yardımıyla şu tırnakların gelmiş olduğu yerlerden kurtarırsanız direkt çıkar. Sadece şu gördüğünüz iki tane sağda ve soldaki tırnaklar plastiği tutuyor. Şimdi diğer tutan 14 numaralı somunları da çıkartıyorum. Dediğim gibi cırcır anahtarınız olursa benim gibi habire böyle döndürmek zorunda kalmazsınız. Ben bir lokma takımı seti almıştım. İçerisinde cırcır anahtar da vardı. Fakat 14 numaraya uyumlu değildi. Dolayısıyla da en çok kullanılan 14 ve 15 numara uyumlu olmayan lokma takımını yapıp satan insanları sorgulamak ve eleştirmek gerekir. Gördüğünüz gibi sağını solunu karıştırmıyorum, ne olur ne olmaz diye. Senelerdir öyle duruyor. Yatak yapmış olabilir. Bunların da yataklarını WD-40 ile yağlayacağım. Sıkışmış olabiliyor. Hafif vurmanız burayı açmak için yeterli. Gördüğünüz gibi buradaki emniyet tokasını da çıkardık. Şimdi yenisini takacağız.
Evet, diğer tokayı da tarttık. İyice sıkıştıralım ki çözülme yapmasın. Şimdi koltuğumuzu yerine yerleştireceğiz. Evet. Koltuğu söktükten sonra benim gibi yıllanmış bir arabanız varsa temizlemek isteği duyabilirsiniz. Süpürgeyle şu koltuğun alt bölgesinde temizleyemediğim yerleri koltukları çıkardıktan sonra temizledim. Evet, diğer emniyet kiti muhafazasını da takıyoruz. Ben bu işi ilk defa yapıyorum. İlk defa koltuklarımı söküyorum. İlk defa emniyet kitini tamir ediyorum. İnanıyorum ki siz de biraz uğraşla kendi arabanızın kendi emniyet kemeri kitini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Aracınızın eğer koltuk kılıflarını değiştirmek isterseniz buradaki koltuğun dayanmış olduğu 4 somunu söktüğünüz zaman koltuk kılıflarını çok rahatlıkla gerdirebilirsiniz. Bu da işinize yarar. Emniyet kemeri kitini de eskidiyse aynı zamanda da değiştirebilirsiniz. Yapmış olduğumuz plastik aksamları yeniden yerine takıyoruz. Başladım. Sürücü koltuğunun da emniyet kemeri tokasını taktık, test ediyoruz. Evet, şu anda çalışıyor. Evet, çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi emniyet kemeri tokalarımın iç mekanizmasını WD-40'la yağlıyorum. Diğerini de yağlıyorum. Evet. Evet. Emniyet kemeri tokalarına takma işlemi bu kadar. Ben hiç bilmeden, bu işi daha önceden hiç yapmadan başladım, başardım. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.